Gün geçmiyor ki dolandırıcılar yeni bir yöntem bulmasınlar, yeni bir sistem bulmasınlar. Öyle ki bize artık ilginç gelmeye başlayan şikayetleri de almaktayız. Ki insanlar biraz da bunu bize yanımızda kimse yokken bu şikayetlerini yapıyorlar. Bu yaptıkları şikayetlerden birisi de evlilik vaatleri olan evlilik siteleri ve eş bulma siteleri çoğunlukta. Dolayısıyla da burada o kadar çok bu siteler çoğaldı ki bunları takip etmek, bunların sürdürülebilirliğini görebilmek gerçekten çok zor oluyor. Burada tüketicilerimiz veya vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetlerinden dolayı lütfen çekinmeden, utanmadan en azından tüketici derneklerine müracaat ederek haklarını arayabilirler. Burada kesinlikle böyle sitelere girdiklerinde bir bedel, bir komisyon veya karşı taraftan özel paylaşımlara girmemelerini. Bu özel paylaşımların amacı da işte ben geleceğim ama param yok. Ben şunu yapacağım ama pasaport parası lazım, şu parası lazım deyip para göndermemeleri. Aynı şekilde bu Nüfus Müdürlüğü'nü ilgilendiren, İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konuda. Çünkü burada oturma izni almak isteyenler, vatandaşlığa geçmek isteyenler, Türklerle evlenmek isteyenlerin düştükleri bir tuzaktır. Dolayısıyla da burada vatandaşlarımız muhakkak evrak kontrollerini yapsınlar, istesinler, gerçekten karşı tarafın ciddi olup olmadığını öğrensinler. Hiçbir şekilde para yatırmasınlar çünkü paraları gidebilir. Eğer böyle bir durumda sorunla karşılaşırsa vatandaşlarımız muhakkak Cumhuriyet Savcılıklarının müracaatlarını yapsınlar. Eğer buradan site üzerinden bir girişim yapmışlar ise siber suçlar, ticaret il müdürlüklerine ve hakim heyetlerinde şikayette bulunabilir, haklarını da arayabilirler. Bundan dolayı da biz tüketicilerimizin bu konuda bilinçli olmasını istiyoruz. Muhakkak hiç çekinmeden haklarını da aramalarını istiyoruz.